Yurdumuzun işgal altında olduğu o karanlık yılları tekrar hatırlatmak adına bu videoyu hazırladım. Nefret kustuğunuz, sevmediğiniz Atatürk ve destekçilerinin sayesinde az sonra göreceğiniz şeylerden kurtulduk. Atatürk kazanacağına İngilizler kazansaydı keşke dediğiniz o dönemlerden. Atatürk'e dua etmek yerine onu kötüleyenler, bu video size gelsin. İşgal gemisi bandosu ve denizcileri Galata Köprüsü'nden geçerken, Şubat 1920. Fotoğrafı Fransız askerler gizli bir şekilde çekmiş. Fotoğrafın üzerinde ise Fransızca şu not yazılı: "Bacağın zarafetine dikkat. Biz sadece vatanı değil, namusumuzu da kurtardık." Galata Köprüsü üzerinde İngiliz askerleri. İşgal ordularından İngiliz birlikleri generallerini bekliyor. Ocak 1919. Karaya çıktıktan az sonra Fransız general bir kortej eşliğinde Şişhane'ye doğru ilerliyor. 8 Şubat 1919. İzmir'de Saat Kulesi önünde işgalci Yunan askerlerinin tören yürüyüşü. İzmir'in Yunan güçler tarafından işgali o dönemde şehirde yaşayan Rum kökenliler arasında sevinçle karşılanmıştı. 1919. Yunan işgal kuvvetleri İzmir'de. İzmir sahilleri Yunan bayraklarıyla süslenmiş. Soldaki bez pankartta dönemin Yunanistan Başbakanı Venizelos'un resmi görülüyor. 15 Mayıs 1919. İşgal yıllarında tophanede kurulan idam sehpaları. İstanbul'un işgal yıllarında Fransızlar camiye kilit vuruyor. Yine o yıllarda İstanbul'da Amerikan askerlerinin Noel kutlamaları. 1909 yılında çıkan yangında hasar gören Çırağan Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektiren işgal kuvveti askerleri. Ve 19 Mayıs 1919'da tüm bu olanlara dur diyen bir lider çıkıyor. Ve Türk milleti ona güveniyor. O sarı saçlı mavi gözlü bir komutan. O Mustafa Kemal Atatürk. Türk milleti tarih boyunca büyük başbuğları yetiştirmiştir. Bekleyin, biri daha geliyor. Bekleyin, Mustafa Kemal geliyor.